Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. A şıkkına bakarsak bakır geçiş metali biliyorsunuz. Dolayısıyla değerliğini okumamız gerekiyor. SO4 eksi 2 yüklü bir kök idi. Dolayısıyla Cu da burada artı 2 yüklüdür. Cu 2 yazılmış değerli Roma rakamıyla. O yüzden bakır 2 sülfat diye okunur. A şıkkı doğru arkadaşlar. B şıkkında geçiş metali yok arkadaşlar. O yüzden değerliğini Roma rakamıyla yazmayacağız. Bu iyonik bileşik sadece. İyoniklerde biliyorsunuz sadece adı okunur. Kalsiyum oksit. O yüzden B şıkkı doğru. C şıkkı da sadece iyonik bileşik. Geçiş metali olmayan. O yüzden geçiş metali olmadığı için değerli Roma rakamıyla yazılmaz. Sodyum nitrür. Ametaller arkadaşlar sağ tarafta olduğu zaman eksi değerlik aldığı için bunlar ür diye okunur. İsminin sonuna ür eki gelir. Nitrürdür bu. O yüzden sodyum nitrür de doğru. E şıkkında da sadece iyonik bağlı bileşik, geçiş metali olmayan bir iyonik bağlı bileşik. Sadece adı okunacak. Sayısı ve değerliği okunmuyor. O yüzden kalsiyum hidroksit. O yüzden E şıkkı da doğru. D şıkkı arkadaşlar peroksit sınıfını burada bilmemiz gerekiyordu. O yüzden bu soruda birazcık orta derecenin üstünde, zor kategorisinde. Peroksitler biliyorsunuz 1A ve 2A'nın İki oksijenli bileşikleridir. 1A'da Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı vardı. 2A'da da Canan mağazayı bastı. En çok çıkanlar bunlar. Dolayısıyla 1A'nın iki oksijenli bileşiği. Burada 1A'dan iki tane olacak. H2O2, Li2O2, Na2O2, K2O2. Bunların hepsi peroksit arkadaşlar. 2A'da da kalsiyum 2 oksijenli bileşiği, magnezyumun 2 oksijenli bileşiği, baryumun 2 oksijenli bileşiği. Peroksitlerde her zaman 2 oksijen var arkadaşlar. O yüzden kalsiyum peroksit, magnezyum peroksit, baryum peroksit diye okunur. Bunlar da hidrojen peroksit, lityum peroksit, sodyum peroksit, potasyum peroksit diye okunur. O yüzden D şıkkı da hidrojen peroksit demiş. Pardon, hidrojen oksit demiş. Peroksit olması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı.